Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum sevgili takipçilerim. Şöyle deneme içinde bir tane yumurtam var. Bir bardak sütüm var. Irık suyum var. Hepsini şöyle bir şu kaşıkla, iki kaşık yani şeker kaşıkla, tek kaşık, bir kaşık tuzum var, iki kaşık maya var. Sevgili arkadaşlar, şöyle iki bardak normal köy buğdayı unumuz var, yani hazır un değil. Yani kendi buğdayımızdan öğütülmüş olan bir un arkadaşlar. Şöyle hemen ben bunu bir elimle karıştırayım. Sizinle de yanılma aşamasına geçelim. Şöyle biraz da yağ dökeceğiz arkadaşlar. Onu ben unuttum. Şöyle yarım bardakta yağ döktüm arkadaşlar. Zeytinyağımız organik. Şöyle şurada iki bardak unum var arkadaşlar. Normal köy buğdayı unundan. Şöyle ben biraz bir miktarını dökeyim. Daha da dökmem lazım. Herhalde iki bardak daha dökebilirim buraya. Çünkü şöyle cıvık oldu. Ölçeyim. Şurada da iki bardak daha unumuz var arkadaşlar. Ölçülü de yapabilirsiniz, göz kararı da yapabilirsiniz. Kendi arzunuza göre. Ben ölçülü isteyen olur diye ölçülü hazırladım arkadaşlar. Bunu şurada dört bardak normal klasik bardakla unumuz var arkadaşlar. Az az ekliyoruz. Şöyle çörek poğaça yapacağınız hamur arkadaşlar biraz yumuşak olacak. Kulak memesi kıvamında filan yumuşak olması gerekiyor. Yoksa kabarması daha da yani güzel olması, daha böyle cıvık kıvamda olduğunda daha iyi kabarıyor arkadaşlar. Hepsini döktüm. Ilık suyla, ılık sütle hazırladık. Çok çabucak bunun şey olacak arkadaşlar, mayalanacak. Şöyle kıvamı da cıvık oldu. Ben biraz daha yoğurayım. Ondan sonra şöyle ele bir yapışan kıvam oldu. Az bir yağ eklediğimde güzel bir kıvam olacak arkadaşlar. Şöyle hamurumu yoğurdum. Mayalanmaya koydum arkadaşlar. Üstüne bir streç koyacağım. Kapatıp bunu bekleteceğim, kaldıracağım bunu. Ondan sonra çörek yapımında şöyle hamurumuz mayalandı. Mayasını söndürdüm. Şöyle tepsini de hazırladım. Yazacağım şimdi.
şöyle keselim. Şöyle kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Soğanla kavuruyorum. Hatta kuru fasulyemi de şöyle göstereyim. Şimdi de bana. Daha ne yaptım? Şöyle büyük tencerede patlamış mısır yaptım. Şöyle karpuz tarlası. Şöyle karpuz bak olmuş ne güzel. Kendine tabi koyuyor. Peynir içi. Karpuzlar şöyle. Çok güzel olmuş.